Van Başkale'de bir vahşet yaşandı. Van'ın Başkale ilçesi Haşkan mahallesine bağlı Serzul mezrasında bir soruşturma kapsamında arama kararı bulunan bir yurttaşı sabah gözaltına alan özel harekat polisleri havaya dakikalarca ateş açtı. Yani videosu var, görseniz şaşırırsınız. Yaşananlara tepki gösteren köylüler darp edildi. Köylülerin feryat figanı darp edilmeleri, bir kişinin darp edilerek panzere bindirilmesi, kar maskeli birçok özel harekat polisinin dakikalarca havaya ateş etmesi, dehşet görüntüleri. Yani Amerikan filmlerinde adeta görünen şeyler. Hukuk yok, silahın gücü gösteriliyor. Yani tepkiler arttı, sosyal medyaya düştü mesele. Van Valiliği açıklama yaptı. Neymiş? Gözaltına alınması sırasında o kişinin yakınları tarafından jandarma aracına taş atılmış, onun için personel de havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış. Yani biz Van Valiliği'nin bu tür açıklamalarını biliyoruz. Osman Şiban ve Servet Turgut işkence yapılmış ve helikopterden atılmışlardı. Servet Turgut hayatını kaybetti. Osman Şiban aylarca tedavi gördü, kendine hala gelemedi. Van Valiliği o zaman da bu Osman Şiban'la Servet Turgut'un kayaların üstünden atlarken kayalardan düştüklerini iddia etmişti. Şimdi tam anlamıyla halka işkence görüntüsü. Manzara bu, başka hiçbir şey değil. Yani iktidar acaba dedik seçim kampanyasına mı başladınız? Hani silahla, panzerlerle, tehditlerle seçim kampanyasına böyle mi başladınız acaba diye. 90'lı yıllarda... Buyurunuz Sayın Başkan. 90'lı yıllarda Çillerler, Ağırlar bu tür yöntemlerin hepsini kullandılar ama Kürt halkını korkutma, sindirme, diz çöktürme konusunda herhangi bir başarı elde edemediler. Dolayısıyla iktidara tavsiyemizdir. Bu tür baskılarla, işkencelerle, bu tür gösterilerle Kürt halkına diz çöktürebileceklerini, boyun eğdirebileceklerini zannediyorlarsa çok büyük yanılgı içindeler. Hatırlatalım, 90'lı yıllar geldi geçti, 2020'li yıllarda geçecektir, bundan eminiz.